Merhaba gelemeği heja. Biz Çevlik'le gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz sevgili halkımız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yado Paşa'nın torunları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili İdris Baluken'in kardeşleri, hepiniz sefalar getirdiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Bugün Çevlik'te olmaktan büyük bir onur, büyük bir gurur duyuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Çok değerli halkımız, sevgili Çevlik halkı, 24 Haziran'da da buradaydım. Yine aynı meydanda burada sizlerle bir araya gelmiştik. Ancak bakıyorum ki bugün daha kalabalığız. Gittikçe büyüyoruz, gittikçe çoğalıyoruz. Sizlerin 24 Haziran'daki çabası, 24 Haziran'daki başarısı eminim ki 31 Mart tarihi. 31 Mart tarihi elbette ki Türkiye açısından bir dönüm noktası olacak. Ancak bizler açısından da, Bingöl halkı açısından da bir dönüm noktası olması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle buranın, Çevliğin ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntıların, ekonomik anlamda yaşadığı zorlukların ne kadar çok, ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Buranın belediyesini yıllardır AKP kazanmış, AKP'li belediye başkanları yönetiyor. Ancak bakıyoruz ki Bingöl'de taş üstüne taş koyulmamış, Bingöl'e bir tek çivi çakılmamış. Bakıyoruz yollar çukur, yollar çamurdan geçilmiyor, yollar çöpten geçilmiyor. Bingöl halkına verdikleri değer, Bingöl halkına yaptıkları hizmet işte bu kadardır. Oysa burada bir bakan var. Ancak o bakan sadece kendisine bakan. Bingöl halkına değil, kendisine bakan. Burada da tıpkı diğer kentlerimiz gibi tarımın, hayvancılığın bittiğini ve bitirildiğini görüyoruz. Burası hem mısır hem de buğday ekiminde tarımcılığı bitirdikleri için insanlarımız ne mısır ekebiliyor ne de buğday ekebiliyor. Burası bir hayvancılık kenti olmasına rağmen bugün buraya et nereden geliyor? Sırbistan'dan geliyor. İşte burada bu anlayış hem tarımcılığı hem de hayvancılığı bitirmiş ve halkımızı yoksulluğa mahkum etmiş. Burada kredi kartı borcu olmayan tek bir vatandaşımız yok. Burada kredi borcu olmayan tek bir vatandaşımız yok. Burada esnaf gün geçtikçe kazanmamaktan dolayı dükkanının kapısına kilit vurmak zorunda kalmış. Evet, bütün bunları Bingöl halkına reva görenler 31 Mart tarihinde derslerini alacaklar. Hiç merak etmeyin, hiç kuşku duymayın sevgili halkımız. Buranın gençleri işsiz. Kahvelerde, caddelerde, sokaklarda binlerce genç
işsiz bir şekilde dolaşıyor. 1000 kişinin işe alınacağı bir yere 15.000 kişi başvuru yapıyor. Evet, burada bunu gördük. Ama bu alınacak 1000 kişinin özellikle yani torpili olan, amcası olan, dayısı olan işe giriyor. Diğer işsizler kahvelerde oturuyor. Ve Bingöl halkı ne yapıyor? Ne yapmak zorunda kalıyor? Batıya göç etmek zorunda kalıyor. Bu güzel topraklarımızı, bu güzel yurdumuzu, bu verimli toprakları öyle bir hale getirdiler ki insanlar iş bulmak için, aş bulmak için batıya gidip çalışmak zorunda kalıyor. İşçi olarak gidiyor, tarım işçisi olarak gidiyor, mevsimlik işçi olarak gidiyor, öğrenciler gidiyor, kadınlar gidiyor. Ama bu hiç kimsenin umurunda değil. Onlar sadece ve sadece kendi yandaşlarını, kendi akrabalarını ve Bingöl halkını hiçbir şekilde düşünmüyorlar. Bingöl'e tek bir yatırım yapılmış mı değerli arkadaşlar? Bingöl Belediyesi tarafından 80 milyon insan saraya çalışıyor. Sarayın bir gün Bingöl'de ne iş sorunu kalır ne aş sorunu kalır. Ancak onların derdi saray derdidir. Ve 80 milyon insan sadece ve sadece saraya çalışıyor. İşte biz bütün bunları dile getirdiğimiz için, biz bütün bunları söylediğimiz için dinsiz, imansız diyorlar. Bölücü diyorlar, terörist diyorlar. Yahu sizin ağzınızdan bir güne bir gün bu halka, bu insanlara güzel bir söz, sevgi dolu bir söz, güven duyan bir söz çık. Allah'ına da, peygamberine de sizden daha çok bağlıdır. Sevgili arkadaşlarım, sevgili yoldaşlarım, bizim dinimizde ayrımcılık yoktur. Bizim dinimizde kutuplaşma yoktur. Bizim dinimizde iftira atmak, hakaret etmek yoktur. Ama bunlar gündüz gece gittikleri her yerde Halkların Demokratik Partisi'ne İftira atmaktan, yalan söylemekten, çamur atmaktan başka bir şey söylemiyorlar. Bunların dilinde yalan, bunların cebinde haram. İşte böyle bir parti, böyle bir iktidar bugün dini kendi siyasetine alet etmiş durumdadır. Hani diyorlar ya, biz yaradılanı yaradandan dolayı seviyoruz. Yalan söylüyorlar. Bu yaradanın yarattıkları arasında bile ayrım yapıyorlar. Kürtlerle Türkleri birbirine düşman gösteriyorlar. Alevilerle Sünnileri birbirine düşman gösteriyorlar. Erkeklerle kadınları birbirine düşman gösteriyorlar. İşte sevgili halkımız. Sevgili halkımız, bir cumhurbaşkanının dili bu kadar kin ve nefretle dolu olamaz, olmamalı. Bir cumhurbaşkanı her gün bir partinin yöneticilerine ve ona oy veren insanlara hakaret etmemeli, edemez. Şimdiye kadarki konuşmalarında 80 milyon insanı kucaklayan bir konuşma yaptığını görmedik. Sevgiden bahsetmeyen, hoşgörüden bahsetmeyen, kardeşlikten bahsetmeyen
bir cumhurbaşkanı var. Her gün dilinde yalan, her gün dilinde hakaret, öfke, kin olan bir cumhurbaşkanı var. Buranın halkı, Türkiye halkları bunu hak etmiyor. Bizler geçmişte de başka cumhurbaşkanları gördük. Kapsayıcı, kucaklayıcı, şefkatli cumhurbaşkanları gördük. Ancak bu cumhurbaşkanı ne yazık ki böyle bir dilden mahrum bir cumhurbaşkanı. Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki bu ülkede adalet var diyor. Peki bu ülkede adalet varsa sevgili İdris Baluken 18 yıl neden ceza aldı? Niçin 18 yıl ceza verildi sevgili İdris Baluken'e? Bu ülkede adalet varsa Selahattin Demirtaş niye cezaevinde? Figen Yüksekdağ niye cezaevinde? Hiçbir suçları olmayan, barışı savunan, adaleti, demokrasiyi savunan arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız bugün niye cezaevinde? Sizin adalet anlayışı demokrasiyi savunanları tutuklayıp cezaevine göndermektir. Bir tutturmuşlar Cumhur İttifakı. Dün gördük Cumhur İttifakı'nı. Yeni Kapı'da yaptıkları mitingde yanlarına aldıklarını gördük. Cumhur İttifakı yanına ağırları ve çillerleri alarak sahneye çıktı. İşte demek ki sizin ittifakınız bir Susurluk ittifakıdır. Sizin ittifakınız Beyaz Toros ittifakıdır. Dün çıkardığınız insanların geçmişini biliyor musunuz? Bu ülkede neler yaşattıklarına hakim değil misiniz? Bilmiyor musunuz Çiller dönemini? Bilmiyor musunuz Ağır dönemini? Madem bu kadar çok seviyorsunuz Çilleri, Ağrı, niye belediye başkanı adayı yapmadınız? Birini İstanbul'dan gösterseydiniz, birini de Ankara'dan gösterseydiniz, o zaman dersinizi alsaydınız. Ancak sevgili halkımız, onların ittifakının çatırdadığını da görüyoruz. Hiç merak etmeyin. 31 Mart tarihinden sonra, seçimlerden sonra öyle bir dağılacaklar ki ittifakın iyisi bile kalmayacak yanlarında. Tuzla buz olacaklar Çevlikliler. Elbette ki buraya gelmişken tüm Bingöl halkına çağrı yapmak isterim. Burada Bingöllülerin oylarını, Kürtlerin oylarını çantada keklik sanmasın kimse. Ve burada kendisine özellikle bakan olarak görev verilen bir ilde taş üstüne taş koymayan, bir çivi çakmayan bu anlayış karşısında nasıl olsa kazanırız, nasıl olsa Bingöllüler bize oy verir ve oy verirken de bizim geçmişimizi hatırlayarak oy verir demesinler. Şimdi dün yaptıkları açıklamada ne demişler biliyor musunuz? Demişler ki eğer 31 Mart tarihinde kazanamazsak Bingöl'de felaket olur demişler. Ya 3 dönemdir siz burayı yönetiyorsunuz. En büyük felaketsizsiniz ya. En büyük felaketsizsiniz. Sizden büyük felaket ne olur? Sizden fena felaket. 31 Mart tarihinde Bingöllüler tarih yazacak. Sevgili arkadaşlarım, çok değerli kadın yoldaşlarım, bir kadın Hakkari milletvekilimiz sevgili Leyla Güven bugün 138 gündür açlık grevinde ve onunla
birlikte hem cezaevlerinde hem de yurt dışının birçok yerinde Avrupa ülkelerinde insanlar bedenlerini açlığa yatırmış. Bu açlık tecritin kaldırılması rüzgarlarına bir an önce kavuşması için insanlar bedenlerini açlığa yatırıyor. Cezaevlerinde insanlar yaşamlarına son veriyor. Peki Adalet Bakanlığı bu ölümleri ne zaman görecek? Bu ölümlere ne zaman cevap verecek? Ve bu ölümlerin vebalinin kendi üzerlerinde olduğunu ne zaman anlayacaklar? Gencecik insan bu kadar duyarsızlık, bu kadar sessizlik gerçekten anlaşılır gibi değil. İşte buradan bir kez daha Adalet Bakanlığı'na çağrı yapıyoruz. Tecrit bir insanlık suçudur diyoruz. Ve tecrit bir an önce kaldırılmalı. Leyla Güven ve arkadaşları yaşamalıdır diyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlarım, 31 Mart tarihi önemli bir tarih. 31 Mart tarihinde Çevlik halkı da bir karar verecek. Bir tercih yapacak. İki eş başkan adayımız, Senem arkadaşımız ve Hışyar arkadaşımız sizlerin belediye eş başkan adayı. Her iki arkadaşımız da, her iki adayımız da sizlerin bütün hizmetlerine açık, sizlerin sorunlarına açık, sizlerin sıkıntısına açık iki belediye başkanı olacak. Hışyar vekilimiz buranın vekilliğini de yaptı. Sizin sorunlarınızı tıpkı İdris Baluken gibi meclise taşıdı, mecliste o sorunların çözümü için uğraştı. Tıpkı İdris Baluken gibi, hani İdris Baluken de bu ülkenin barışı için çok çalıştı ya, bu ülkenin demokrasisi için çöze taşıdı ya, işte Hışyar vekilimiz de aynı şekilde hem yurt dışında hem yurt içinde ülkemizin geleceği için büyük çalışmalar yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinin altında Hışyar vekilimizin imzası var. Bakmayın